Güzel. Bu ikinci yarısına ben istediğim şekilde başladım. İki tane çok önemli deplasman maçı oynadık. İkisinde iyi bir şekilde bitirdik. Ve hakikaten ilk maçında oyuncu arkadaşlar mükemmel şekilde mücadele ettiler. Özellikle Osmanlı Spor maçında hem savaş şartları olsun hem maçın gidişatı çoğu kimseye göre değişmeyecek gibi gözüken bir skorla giderken bir anda oyunu çevirebildik. Şimdi bunu biz maçtan önce de konuşmuştuk. Öyle çok önemli bir maç olacak bize. Bu maçın 91-92-93 dakikaya kadar ne olursa olsun maçı bırakmayacağımızı konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Ve en önemli şey bizim için bu maçta ve Antep maçlarına ait sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili olmaları ve skora etki etmeleriydi. Bu maçta da aynı şekilde oldu. Yani çok iyi, güzel bir bütünlük yakaladık. Yani bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız daha önce de söylediğimiz gibi geldiğimiz günden beri mükemmel bir istikrar yakaladığımız istikrarı sonuna kadar devam ettireceğiz inşallah. Tüm düşünüyorum, tüm gayemiz bu. Ve hedefimiz de ilk onun içinde olur. Ama neresinde oluruz bilemiyoruz inşallah. Çok iyi bir yerinde oluruz. Ama önümüzdeki yıl için tabii ki düşüncelerimiz çok farklı. Ama ben gidişattan çok memnunum. Oyuncu arkadaşlarımdan çok memnunum. Ama bu aldığımız iki maçla lig bitmiyor. Daha çok kritik ve çok çok önemli maçlar oynayacağız. Çünkü ligin altı üstü çok karışık, ortası karışık. Baktığım zaman bütün takımlar Kayseri'den başlayarak Trabzonspor takımlar, diğer takımlar çok transfer ediyorlar. İşte takımlarını güçlendiriyorlar. Onun için de her maç, her takım için çok önemli. Hakikaten böyle kolay geçecek maçlar bundan sonra oynamayacak. Biz de bunu biliyoruz. Ona göre tedbirlerimizi aldık. Biz de bir iki tane transfer yaptık. İnşallah gelen arkadaşlarımızla Salih ile başladık. O da çok istediğimiz şekilde, beklediğimiz şekilde oynadı. Çok iyi bir bölüm verdi. O da bunu çok faydalı olacağını gösterdi. Diğer arkadaşlarımızla Kerem olsun, Sandım olsun. O zaman da tabii ki onlara da fırsat gelecek, oynayacaklar. Çünkü onlara da ihtiyacımız olacak. Lig çok uzun bir maraton. Önemli olan yakaladığımız güzel şeyi sonuna kadar devam ettirmemiz. Ben arkadaşlarıma, yönetimimize, taraftarımıza sonuna kadar inanıyorum. Özellikle taraftarımızın Osmanlı Spor maçında, maçın son dakikasına kadar oyuncuları desteklemeleri, maçtan sonra bütünleşmeleri her açıdan mükemmel bir görüntüydü. Güzel bir şey yakalandı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu devam ettirmek için de önemli olan çalışmak. Ne olursa olsun çok çalışıp çok mücadele edip hak ettiğimiz iyi bir yere gelmek istiyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi şimdi Alanya takımını ben geçen hafta maça gittim. Çıkış maçına gittim, seyrettim. Sizin dediğiniz gibi onlar da tabii ki bir çıkış yakalamak istiyorlar. İyi bir şeyle başlamak istiyorlar. Ama biz kendi sahamızda bir kere kaybetmek istemiyoruz. Bizim bu maçın kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Ve bu maçı da kazanmak için de belki Osmanlı maçı, Antep maçının üstünde bir oyun oynamamız gerektiğini biliyoruz. Hepsinin farkındayız. Ancak bizim iyi bir şekilde işlememiz gerekiyor. Ben taraftara inanıyorum, güveniyorum. Taraftara çok ihtiyacımız var bu maçta. İnşallah tribünleri doldurabilirsek, doldurabildiğimiz kadar. Onların da söyleyene inşallah bu maçı iyi bir şekilde bitireceğiz. Birincisi, bizim şimdi biz buraya geldiğimizde takım sonucu ve 2 puanımız var. Çok hakikaten çok kritik ve çok önemli maçlar kazandık. Ve benim hedefim o zaman da takımın ilk 10 içinde olmasıydı. Başka bir düşüncemiz yok. Belki biz Rize maçı ve arkasından Beşiktaş maçını istediğimiz şekilde bitirebilince herkesin daha da kırılır şeyi. Ama biz bıkmadık. Yani bıkmadık derken pes etmedik. Buralara kadar geldik. Şimdi biz nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Onun içinde biz öyle havaya falan da girdiğimiz falan değil. Benim düşüncem bu takım ilk onun içinde. Başka bir şey düşünmüyorum. Yani ilk onun içinde bitirmek istiyorum. Bu sene hedefimiz o. Abi daha önce de söyledim ama ilk onun neresindeyiz? İnşallah çok iyi bir yerinde oluruz diye düşünüyoruz. Ama bizim asıl hedefimiz sene. Yani seneye hakikaten şimdi iskelet bir kadro oluşturduk. Bunu inşallah seneye de
birkaç takviyeyle, çok iyi takviyelerle onları da şey yapabilirsek, yaparsak o zaman daha bambaşka bir takım olur. O zaman sizin dediğiniz gibi hedefler o zaman daha rahat konuşabiliriz. Eto ile ilgili zaten bu olay kapandı. Yani bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Onun için yani onu konuşmaya bile gerek yok. Yani biz sadece şu anda lige odaklandık. Zaten bir haftadan daha az bir zaman var. Transfer de bitiyor. Dediğimiz gibi bizim de yaptığımız 3 tane transferimiz var. Tabii bunun yanında bir iki tane daha yapmak istiyorduk ama istediğimiz gibi olmayınca da şu anda o şeyleri durdurduk. Olabilir mi, olmayabilir mi? Belki bir tane yurt dışından bir yerde bir arkadaşımız gelebilir bugün yarın. O da kesinlikle değil. Buna gidebilirsek çok iyi olur. Ama yol uzun. Böyle çok çalışmak gerekiyor. Çok emek vermek gerekiyor. Onun için buraya gelmişken biz bir kere bulunduğumuz yeri kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmek istemiyorsak da bunun buraya kadar gelirken çalıştığımızın 5 katı daha fazla çalışmamız gerekiyor ki elimizi koruyalım yani. Onun için kupaya gitmek tabii ki herkes ister ama bu göründüğü gibi kolay değil. Dediğim gibi çok zor ve hakikaten çok önemli maçları geçmek gerekiyor yani. Şimdi bütün takım önemli olur yani. Şahıs olarak? Alanya yok, şahıs olarak değil. Bütün takımın önemli olur. Onun için de yani biz her takımın mutlaka biz o takımı seyrediyoruz, seyrettiriyoruz, analiz yapıyoruz. Nasıl olacağımızı tespit ediyoruz, oyuncularımızı ona göre koyuyoruz. Onun için orada bir kişiye değil, bütün takıma. Tabii ki bireysel olan oyuncuları varsa onlara göre müdürlerimizi hepsini yapıyoruz. Yani takım halinde yapıyoruz. Ya dediğim gibi yani bizim sahaya çıkıp maçın başından sonuna kadar bir kere mücadele etmemiz gerekiyor. Bu takım ayırma yok. Bizim için alan olmuş, Kayseri olmuş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmuş. Fark etmiyor yani bizim iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Özellikle de kendi sahamız. Dostluk her zaman olmalı. Hayır, dostuz biz. Alanya ile de dostuz, bütün takımlarla dostuz. Zaten dost olmamız gerekiyor yani. O iş ayrı, o iş ayrı. Yani maçta biz gerekli mücadeleyi yaparız ama her zaman hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Hepsi bizim takımımız. Girmeyin.